Şimdi Ekrem Bey siz bu yaşınıza kadar hiç Kürtçe dinlemediniz mi acaba? Birkaç sokak ismini Kürt büyüklerin ismini yapabilirdiniz. Birkaç sokak ismini Kürtçe yapabilirdiniz. Dette evet. bu hati. Brez Ekrem İmamoğlu. Tu çavay başı ez varım tu başı. Ciyanete çava dıçe. Tendurusiyete çavaya. Helbecartın evi çava bıçe. Tu serkevi anserna kevi. Yani

Bozu ya kuhab bilin dekin. Jibar ve yakin mahabin. Eğer o sabit çe. Eğer o dengeyi kuhana ki Eğer o ma anı kurdan. am kurdan ne binin. Barastı hun mahabin. O dengeyi kuhana ki de Umarım bir arkadaş benim bu söylediklerimi sayın Ekrem İmamoğlu'na çevirtir, çeviri yapar, söyler. Onun yanında çalışan birçok Kürt var. Bunu biliyorum da. Şimdi Ekrem Bey siz bu yaşınıza kadar hiç Kürtçe dinlemediniz mi acaba? Yani ilk defa mı dinliyorsunuz bu kadar etkilendiniz? Bugüne kadar siz 5 yıldır İstanbul'da İstanbul'u yönetiyorsunuz. Evet İstanbul'da milyonlarca Kürt yaşıyor. En az 6-7 bin 7 milyon Kürt yaşadığı söyleniyor. Seçimlere 25 gün kala çıktınız Kürtlerin işte İstanbul'da Türkçe bilmeyen Kürtler de var dediniz. Bak bu doğru bir belirleme. O yüzden siz İstanbul'da Kürtleri belirlemişsiniz belediyeciliğe ortak etmelisiniz. Bakınız 7 milyon insan, 5 milyon insan eğer bir kente sizin kentinizde yaşıyorsa bunlara yad etmelisiniz. Birkaç sokak ismini Kürt büyüklerin ismini yapabilirdiniz. Birkaç sokak ismini Kürtçe yapabilirdiniz. Kürtçe sokak ismi var mı? Duyan, gören, bilen var mı? Söylesin hakkını verelim Ekrem Bey. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde belediye bunu bir şekilde bazı yerlerde Kürtçe'yi Türkçeden sonra uygulamalıydı. Kardeş her yerde Arapça var. Bütün tabelalar Arapçadır. Kürtler korkudan kendi iş yerlerinin tabelalarını Kürtçe bile yapmıyorlar değil mi? Durum buyken seçimlere 25 gün karartamam açıklamalarınızı iyidir eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Bizi hatırladınız. En azından Kürtçe müziğin duygusal olduğunu 51 yaşından sonra da olsa öğrendiniz eyvallah. İstanbul'da Kürtçe bilmeyen, Türkçe bilmeyen insanların olduğunu bildiniz eyvallah. Peki kardeş İstanbul'dan madem Türkçe'yi bilmeyen Kürtler var, da ol, var olduğunu kabul ediyorsunuz Ekrem Bey. O zaman size önerimdir. Ya da şimdiye kadar neden? Hadi bundan sonra da eğer kazanırsanız yapacaksınız. Yapa, yapmanızı öneriyorum. Şu hizmet veren belediyelere, otobüslere, vesaire size zahmet böyle Kürtçe'de yazsanız olmaz mı yani? Bak İngilizce yazıyorsunuz falan filan. Bir de Kürtçe yazsanız fena olmaz. Giriş çıkışlarda bazı önemli yerlerde Ubanlarda bu metrolarda falan filan. Hani Kürtlere jest olsun. Ya Kürtler bu 6-7 milyon Kürt yaşıyor burada. Onların dilinden de işte giriş çıkışları falan yazsanız hani fena olmaz mı diye sorayım. Ya da belediyenin yaptığı bazı hizmetlerde, bazı hizmet yerlerinde Kürtçe'de yazmış olsaydınız bizim şu anda işte o zaman siz çıkıp seçmene sunu diyebilirdiniz. e İstanbul'da yaşayan Kürtler. Bakınız biz size bu bu hizmetleri yaptık. Bakın sizin belediye başkanı olduğunuz kentinizde Kürtçe tiyatrolarda yasaklandı zaman zaman. Kürt sanatçılar müzik yaptığı için sokak sizin zabıtalarınız tarafından linç edildiler, dövüldüler. sazları, temburları ellerinden alınıp kırıldı. Bunlardan haberinizin olmaması mümkün değil. Ama Ekrem Bey, açık söylemek gerekiyorsa 3-5 arka falan memuriyeti dışında siz Kürtlere hiçbir hizmet yapmadınız. Yani genel anlamıyla diyorum, özgür olarak söylüyorum. İstanbul'a hizmetinizi inkar etmiyorum ben. Yapmışsınız tabii ki. Ama bu kadar bu kadar milyon Kürt yaşıyor. Bakınız her şeyi Türkler için yaptınız. Hepsi Türkçe, 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 Türkçe. Ya Kürtlere yönelik Kürtlerin gönlünü hoş etmek, Kürtler de bu ülkenin ortak, bu İstanbul'da yaşayan işte vatandaşlarımızdır. Farklı dilleri vardır kendiniz söylediğiniz gibi. Yaptınız mı? Hayır. E şimdi çıkıp Kürtlerden siz nasıl oy isteyeceksiniz? Ha AKP'li belediyeler yapıyor mu? Yok. AKP'li belediyeler zaten hiçbir şey yap. Hani onlardan bir beklentimiz falan da yok onu söyleyelim. İşiniz zor onu söyleyeyim. Allah kolaylıklar versin öyle söyleyelim.